Ja ubio sam jednu malu sa Bašaršije. Ljeto dođe, a ja tužan, ne mogu do nje. Po Parizu, Beogradu, druže jedini, volio bi i ja s tobom sada šetati. Sarajevska raja, do gradovi Bosnom gore, daleko ste bili, kad je teško Sarajevo ostavili. Sarajevska raja, do gradovi Bosnom gore, daleko ste bili, kad je teško Sarajevo ostavili. Volim tvoju pjesmu staru, jer me podsjeća na pijane noći naše, behar proljeća. Ovo nije tvoja borba, drugi ratuju, ipak druže, ti si tamo, a ja sam još tu. Sarajevska raja, do gradovi Bosnom gore, daleko ste bili, kad je teško Sarajevo ostavili. Sarajevska raja, do gradovi Bosnom gore, daleko ste bili, kad je teško Sarajevo ostavili. Vratiš jednog dana, pozdravit ću te, ništa više neće biti ko što bilo je. Nemoj biti tužan tada, niko nije kriv, spasio si svoju glavu, ostao sam živ. Spasio si svoju glavu, ostao sam živ. Sarajevska raja, do gradovi Bosnom gore, daleko ste bili, kad je teško Sarajevo ostavili. Sarajevska raja, do gradovi Bosnom gore, daleko ste bili, kad je teško Sarajevo ostavili. Sarajevska raja, do gradovi Bosnom gore, daleko ste bili, kad je teško Sarajevo ostavili. Sarajevska raja, do gradovi Bosnom gore, daleko ste bili, kad je teško Sarajevo ostavili. Thank you.
ću i načelnik, daš da ne bi mogao jedan. Žole! Sada nastaviti razgovore sa momcima iz informativne službe 4. korpusa armije Republike Bosne. Prijedi ga. Tu ću. Mi šerif abiye gidiyoruz. Selamun aleyküm. Makar hoş geldin akar. Hoş değil mi? Şerif abi, bu 30 Nisan'dan sonra ne olur sana göre? Yani savaş tekrar başlar mı Sarajevo'da? Zaten bombalıyorlar. İki gün önce tekrar havanlar düşmüş galiba baş çarşıya. Şimdi düştü 8 bomba düştü. Öyle mi? Böyle gecenin 12'den sonra bombalar düşmeye başladı. 5'e 15 verirdi. İşte medreseye düştü. O ahçı var idi, Hacı Fadir. O da vefat etti. Şehit oldu orada. Ya ne siz tranşan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ja, ja kombi gledam, pa on je rekao kombi... Ja kombi! Pa jeste, ali... Ja kapija, ja širina. Sve. I upravo sve. Eto. Sve kako se je rekao... Evo, čitaj ma. Tako je, aha. Hakan. Molim. Kad je bila vodeća granata, vodeća granata, kada smo mi došli sa linije, ona je tu upala. I to dubina 3 metra. I tu i bio je masakar od 4 lica, znači. Tu, ovdje je sve raskomadana tijela, tu po granju, sve ovdje dole na platovu i 8 je bilo ranjenih od 32, što je detonacija i to sve preko ograda. Bacala je to i onda napim tu kuću jednu, onda dođe ovam. Samo ovdje pale. E ovaj orah je šehin posadio. Ala, rahmet ili prije nagodno pobjedio. A Mirza, moja grahotica, i to tačno 2 dana prije nego pogine. I to onda čitav onaj jezgro komplet. I to stavi tako da je niko. Znači, sve da je to bilo Allahovom sudbinom i da je nešto vezano. A gdje su oni poginuli? I to. Oni su upravo eno ondje gdje je raskomadano. Ondje je tu bila... A gdje je ona vodeća pogodila? E, tu je. Tri su bile vodeće. Jedna je ondje koja je njih sve raskomadala. Zanima, ja bio ranjen u bolnici. Mirzica je samo formalno. Sve, jetra, crijeva, sve to bilo napolj. Noge ovako ovo polomljeno, rukice. Sve to je sve afekcija, sve koje je samo imao glavu i ovako. Neko ono živi, neko ima sve to, i to, žive, još uvijek oni živi. Ali su još uvijek oni tako u skupini, uvijek ide te dojave, sve to. Jer nigdje ti pokret, nigdje ne možeš da napraviš, znači upravo to je to što je nad nama ovdje taj masakar učinjen. I čak što više onda rečeno, i to pobili ste im djecu, ali nisu oni pobijeni. Znači, upravo je to bio genocid nad muslimanima. Što to još niko ne može da kaže i da se ja mogu to da reknem. Meni je sasvim svijedno i gdje ću poginuti, šta, na koji način, isto mi je. Borbu moraš nastaviti, s njima nema. Čovjek nikakva ni razgovora, ni pregovora, može se pričati i sve, ali vjeruj, nikada, samo vojničko polje, bujrum
izaberi i preko Nišana s njima se može razgovarati, a drugačije nikako. Jer oni su mu strum. She don't want to put this gravestone before war will be over. On se gleda im što to postavljate. U poslije drugog svjetskog rata. Nakon... Poštovani slušalci bosansko-muslimanskog radija Hayat i dragi branitelji Bosne i Hercegovine, eselamu aleikum. Ekranlarda tedavisi imkansız bir hastalık. Yasemin Nade. Čudo meni rekao da nisu ni snimke. Na početku da vam kažemo, u arapskom jeziku imamo tri padeža. Dakle, arapski jezik, arapska gramatika ima samo tri padeža. To su nominativ, genitiv i akuzativ. Dakle, tri padeža koja su najpopularnija i koja postoje u arapskom jeziku. Arapski jezik ima šest načina vokalizacije. Imate takozvanih tri duga vokala, zato se koristi slovo elif, slovo wow i slovo j. Što više mislim, sve manje shvatam, pećina tuge u meni zjeba, sve teže rimama. Ja baratam, puna mi oči, što više mislim, sve više svojim, nađite nekog drugog da pjehom, ovu ću pjesmu da očutim, nema ni pjesme bez sara.
It's one of the most beautiful city in Europe, I think, and the story about I want to speak is the start of war in this city, because it's a specialty who haven't all cities in Europe. It's only Sarajevo in last 15 years. It's a city who I loved before the war, of course, but the most beautiful time of this city is the start of war. It's 1992. The most beautiful time. Yes, because it's a time when we can to saw the people who help each other, and we can saw people who go in fight with the jokes and with a smile. It's a very special. It's a special feeling. It's a city where we have where every citizens have about 5 grenades for his person. It's a very good. It's about few hundred Deutschmarks. Şu anda Cemile Hanım İtsa'ya gidiyoruz. Kendisi Bosna Hersek'in ilk Müslüman kadın şairi. 1930'lu yılların Behar dergilerinde şiirleri vardır. Şu anda yalnız yaşıyor. Bahçeli bir evde. Savaştan önce bol miktarda kedileri vardı ama savaşın başlamasıyla birlikte köpekler kedileri yediler. Bu arada Tiksen Sokağı'na geldik. Ben bu evde 4-5 ay oturdum. Bunu da göstereyim. Şu yukarılardan bombalıyorlardı. Biz de işte. Neyse, devam edelim. Cemile Hanım İtsa, Rabiatül Adeviye'nin izinde olduğunu söylüyor. Derviş hayatı yaşıyor. Rabiatullah Hümeyni'yi çok seviyor. Ve şurada Bakir'i görüyorsunuz. Bakir silahıydı. Bakir doğru. Merhaba. Merhaba. Bakır, kes. Tamam. Nasıl doğum? Yes. Elhamdülillah. Hayır, elhamdülillah. There are some children. I think they want some. Aha, nas nima. Cemile! Cemile, Hakan Albayrak iz İstanbul. Varim. Hakan iz İstanbul. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kakoste. Hakan, if I want to go there. She said go upstairs. Hakan. Varim. Selamun aleyküm. Chico, ¿qué te lo has dado?
Samo se izvinjavam, nikakva sam neuredna. Dobro, joj, sam te pozdravila. Joj, Hasane, svi si me zaboravili. Neću neuredna ovako. Joj, pa zašto me ovako snimate sad, kad se nisam ni ovukla, joj Bože. Nisam se ni ovukla, vidiš. Joj, sad ja. Kažem da sam samo krmuka. A ovo je grozna zima bila kako se ne pamti u zadnjih 100 godina. Kažemo Muhameda da je grozna zima bila. She said the winter was very kako bad. Kako se ne pamti u zadnjih 100 godina. The winter like this one was not in the last 100 years. Zamislite, ja kako mi je grozno i islamska zajednica me zaboravila. Kažete Muhameda. Da mi niko nije došao. Islamic Union, no. Forget about her. Nisu mi iftara poslali, nisu mi pomoći poslali. Oni su meni trebali dati zekat, pa da ja sad nešto kupim. Pa da kupim. Evo, sve sam tamo ono uložila. Sve sam tamo ono uložila. Cemile Hanım, yaşa da zor günler anlatıyor. Çok ağır bir kış geçirdiğini. A što ti snimaš Muhammed? Kış boyunca kimsenin kendisine yardım etmediğini. Nije samo dovoljno govoriti pjesnik, pjesnik, treba pjesniku pomoć, a ne ovako pusti čovjeka da umri, krta mokrba, niko nam ne treba pomoć, niko. Hepsinin komünist ve çetnik olduğunu söylüyor ve kendisine yardım etmediklerini söylüyor. Ya. Zekat ve fitre de vermemişler. İslam cemiyetinden de bir yardım almamış. Nigdje nema ljepše zemlje od ljubljene domovine. Gdje god čovjek boravio, nisu mu se domovine. Lijepe su mnoge zemlje, ali od krvi i od znoja. Malo koja stvorena je kao Herceg Bosna moja. Kad sam lani na Jadranu, daleko od Bosne bila, ja sam svakog predvečerja šeher Sarajevo snila. Gledala sam kako sunce za obzorja zlatna tone i slušala kako zvona kroz tišinu noćnu zvone. Kad je prva sjajna zvijezda u dubinu mora pala, pjesnička se duša moja u ekstazi razigrala. O, krasna si Dalmacijo, čarobno je tvoje more, ali je ljepša Bosna moja i mirisne njene gore. Bosna moja, zemljo draga, više volim snijeg kad vije u tvom krilu neg na moru, gdje ko ljubav sunce grije. Yeah, I'm sorry.
Gazi Hüsrev Bey'in camisidir. Şurada karşımızda Gazi Hüsrev Bey'in türbesidir. Zaten Gazi Hüsrev Bey Osmanlılardan kalma burada. O bütün bu camileri, bu şeyleri o yaptı burada. Zaten temizliği de o getirdi. Evet. İlk Balkan'da Saraybosna'da böyle kanallar, banyolar, su temizlenmek için, su içmek için, misafirhaneler, şeyler Gazi Hüsrev Bey yaptı. Zaten Müslüman olmayanlar onu bilmemişler önce. Onlar temizlik bilmez nedir. Onlar Müslümanlığı bu misafiri ne çeşit karşılasını bilmez. Evet. Onlar da zaten çok zamanlarda ölüm olur. Onlar rakı şarap içerek düğün gibi yapıyor. Zevk ederler. Bizde Müslümanlarda başka bir sıra var. İslam sırası. Biz ölümü biliriz ne demek. Düğünü biliriz ne demek. Dünyayı da ne demek. Ahireti de biliriz ne demek. Zaten biz küçük çocukları vurmayız. İhtiyar adamları, kadınları vurmayız. Drugog svjetskog rata ili 10 puta što je sačekivalo u prošlosti. Ima nešto. Bude samo ona što je auto prva iznosa. Čekam na koljeno. Ovaj mali je... Kakja ne? Ovaj čovjek je iz turske televizije. Nešto sam ga doveo da vas... Pa ima ga ti. Pa ovo je... Kakja ne, ovo je jedan momak koji je... Sramo mi. On je ranjen u olovu, jel tako? I on je mlad, koliko imaš godina? 19 godina, dijete pravo, jel li? Pravi borac. Pravi borac. On je teško ranjen, bio u lijevo rame. I sreo baš, dok baš ga je operisao tamo na terenu i imao jednu strašnu povredu ramena. Strašnu povredu. I praktično mu je ispala bila glava od one nadlaktice, umrlo su. Jedan veliki komad kosti mu je ispao, znaš. Se mu je to vratio i srećom to se je prihvatio. Zrmiš. I sad smo mi stavili, poslije je to gnojivo. On imao puno problema. I sad sam mu ja stavio ovaj gips. Ako mu to zaraste, a prestane mu ovo curenje, on će biti opet dobar komad. Zapravo on će biti dobar momak, ali bit će dobar. Mora biti dobar borac. Stambolu na Bosforu bolan paša leži. Duša mu je na izmaku crnoj zemlji teži. Molitva je njemu sveta dok mu je zim smina hareta. Uči nas sav glas, Allah ile selam aleikum, Allah ile selam aleikum. Kad ste vjernom službenici služili svaki od vas uzmem jednu ženu barem. Iz oka mu suza hakanu, pa na minder mrtaha panu. Stari musliman, Allah ile Allah ilahela selam aleykum. Te! Borat! Kako se zoveš? Amar. Amar? Amar. Maşallah. Glumac.
Amar guma. Ni izgubite vojnik. Tako no, borimo se za. Ljudi, ni. Teo. Išao sam za onog Renaulta. 1900 maraka tržna cijena, on traži 1700. Sviš što ga ja nisam uopće htio se cinka. Znači, rekao, evo, razvoj, eto meni za 7 dana, pa ti vidi. Znači, ako Bog da... Znači, naučila sam i da rukujem, ovo sam nagrađena. Nažalost, u borbama. I to i dalje moram da nastavim. Znači, ne idem za osvetom svoje djece, ali moram da se borim i ja i moj muž za odbranu druge djece, odnosno naše djece kojoj mi pripadamo. Sırtlanlaştığı havan akış sonucu Bosna Hersey'in en büyük kütüphanesi olan bir bina şu anda bu hale geldi. Şarkiyat Enstitüsü'nün kütüphanesi de buradaydı galiba. Evet. Bu el yazması eserler, Osmanlı döneminden kalma. Mahkeme kayıtları. Tek bir sayfa bile kurtarılamadı. Şimdi Türkiye'de televizyondan Saraybosna ile ilgili görüntüler izlediğimiz zaman çok şık hanımlar ve beyler görüyoruz. Makyajları ve her şeyleri yerinde, çok hoş kıyafetler içinde. İşte bazı insanlar diyorlar ki ya bu nasıl savaş? Yani savaş altında böyle mi olur insanlar, böyle şık mı olur? Böyle temiz mi olur? Böyle neşeli mi olur? Bu konuda ne diyeceksin? Bu insanlar, herhalde bu insanları yani Bosna Hersek halkının Sırplarını görmek istediği şekilde görmek istiyorlar. Evet. Aç, bilaç, perişan, elbiseleri yırtık, yüzleri asık, hiç gülmeyen, devamlı somurtan. Yani Sırpları görmek istediği gibi görmeyin bu insanları. Evet. İnsanlar yaşıyorlar. Ve hiçbir şey bunların direncini kıramıyor. Eyüp Karic bize şunu söylemişti. Kendisine sorduk, dedik ki insanlar gördük sniper altında kaçışan ama tek dönüp kafalarını çevirip de sniper ateşinin geldiği yere bakmıyorlar. Evet. Veyahut da sniper bölgesine yürüyen insanlar sniper ateşi gelecek mi, gelmeyecek mi, kafalarını yere gitmiyorlar, kafaları dik, gözlerinde korku yok. Evkaniç bize dedi ki, biz düşmandan korkmuyoruz, çünkü biz düşmana saygı da duymuyoruz. Evet. Eğer ondan korkarsak ona saygı duymuş oluruz. Sırpların yapmak istedikleri şeyleri bunlar karşı gelirler. Evet. Bu şehir her gün sabah ayakta, insanlar işlerine gidiyorlar, hiçbir maaşlar olmasa da çalışıyorlar, askerler cephelerinde, her gün sabahleyin büyük ihtimalle sabahlarına kahve ve sigarayla başlıyorlar. Ve bunlar için lüks değil, bunlar için hayattır, yaşamadır. Hakan. Evet abi. Şuradan bir yerden yukarı çıkılıyordun. Ben daha önce geldiğimde bir yerden çıkmıştım ama şuradan mı çıkmıştım? Peki Hakan. Sence bu Sırplar yorulmadı mı abi 3 senedir? Dağlarda, o soğukta, karda, kışta, ya pardon. Çünkü yağmur yağdığı zaman, kar yağdığı zaman benim tanıdığım boşnaklar çok mutlu oluyorlar. Oh, çetlikler ıslanıyor diye. Evet, savaş boşnaklar için zor ama Sırplar için
sanırım daha da dur. Oh, pardon. Bismillah. 3 yıldır onlar da çok insan kaybettiler. Fakat ben şuna eminim. Ateşkes anlaşmalar uzatılmaz da savaş yeniden başlarsa, evet, Sırplar çok daha zorlanacaklar. Çünkü Sırplar henüz acıyla tanışmadılar. Sırplar henüz savaşla tanışmadılar. Cenaze merasimlerine alışık değiller. Yas tutan analara alışık değiller. Ama ona alışacaklar. Çünkü artık Bosna ordusu eskisi gibi değil. Daha doğrusu artık bir Bosna ordusu var. Evet. Şu anda Saraybosna'yı kuşatan 20 bin kadar Sırp var. Saraybosna'nın 1. ordusunun 70 bin kadar askeri var. Sırplar her gün... Bizim Bosna Hersek ordusu. Evet. Sırp Saraybosna'da. Toplam Bosna Hersek ordusunun 200-250 bin arasında bir insan yoğunluğu var. Sırplar her gün yeni cepheler kaybediyorlar. Bu kaybettikleri cepheler sonucu yeni cepheler açmak zorunda kalıyorlar. Evet. Silah ve mühimmat onlarda bol miktarda var. Ama insan sayısı onlarda son derece az. Bosna Sırplarının. 20 bin asker daha gerektiği zaman okullardan öğrencileri topluyorlar. Evet. Tarlalardan çiftçileri topluyorlar. Yani Sırplar da artık son aşamalarında. Tabii onlar silahsız insanları kesme konusunda deneyimliler. Sırplar henüz bir orduyla, yani birebir savaşmadılar. Evet, ilk geldiğim sırada tabii Türkiye'de biz bazı meşhur Sırp isimlerini duyuyorduk. Arpa, Arkan, Milošević. Arkan dinlemiş Belgrad'da. Evet. Çeşitli söylentiler var. Duyuyorduk ve ben burada bir boşluk askeri dedim ki Arkan'ın askerleri dedim profesyonel. Onun bana söylediği şuydu. Onlar dediği silahsız insanları yatırıp kesmekle profesyonel. Evet. Gerçek askerlerin karşısında olan hepsi kaçarlar. Ve bu doğru da. Şu ana kadar Bosna Hersek içerisinde Sırp kuvvetlerinin ilerleyebildiği tek cephe yok. Devamlı çekilme ya da savunma durumu var. Artık her şey değişti. Şu karşıki tepelere bakın. Evet abi. Bu Tebeviş tepesi Saraybosna'da Sırpların en kuvvetli olduğu tepe. Şu ağaçların olduğu ya. Evet, evet, o tepeler. Oraların üstü olduğu gibi Sırpların. Son evlerden sonra Sırp mevzileri başlıyor. Hakan, bizi görüyorlar mı şu anda? Biz de onları nasıl görüyorsak öyle. Zaten Saraybosna'ya ilk geldiğim zaman bana söylenen ilk soru şuydu. Sen dağı görüyorsan dağ da seni görüyor. Evet. Dağ seni görüyorsa sniperist seni görüyor. Sniperist seni görüyorsa koş abi. Şu Hakan, karşıdaki evin çok ilginç bir hikayesi var abi. Hangi ev abi? Şu karşıda duran ev. Şu büyük ev mi? Hayır, şu tam köprünün yanındaki ev. Beyaz ev mi? Evet, beyaz ev. Şu beyaz ev. Evet. Nasıl bir hikaye? Bu ev abi inat evi derler o eve. Allah Allah. O evin sahibi çok inat bir adammış. Devamlı yol yapma girişimlerinde bu evi yıkmak için çalışmışlar. Adam inat etmiş, yıkmamış. Ve o eve inat evi derler. Gördüğünüz gibi yolların tam ortasında kalmıştır. Arka tarafta araba ve vasıta geçişine izin vermeyecek şekilde yolu kapatmıştır. Bu evi yıkamamışlar. Evet. Sokakta yürüyorum böyle. Sirenler ötmeye başladı. Şimdi ben bir yerlere yatacağım ama baktım halkta hiç bozuntu yok. Çocuklar annelerinden tutmuş gidiyorlar. Yaşlılar böyle ağır ağır sohbet ederek gidiyorlar. Millet kahvesini içiyor falan. Genç kızlar, genç erkekler böyle. Aşıklar, genç evliler. Çocuklarla dolaşıyorlar. Alışmışlar dedik. Biz de burada Türk'üz şimdi yani. Biz mi yatacağız bir tek burada? Sağa sola. To su komandanti brigada koji su ovdje. To su naši slavni šehiti. Evo sve ovdje. Ovdje je Rahmetli Hakija Turajlić, potpredsjednik vlade Bosne i Hercegovine. Njega su Srbi ubili jer je bio jedan od najvećih privrednika i on je bio ključ mnogih naših privrednih uspjeha. Očigled Umprofora, znači da je bilo organizirano ubistvo. Međutim, oni ne znaju da mi imamo hiljade drugih Turajlića, jer naša zemlja je i naš narod bogat talentima, pravim privrednicima,
ljudima koji vole da rade. Mi smo poznati Bosanci kao narod koji voli da radi i koji umije raditi. To je civilizovana nacija koja stvara ono što drugi ne mogu. Mi smo u doba najvećih razaranja proizvodili mnoge stvari za sebe, obzirom da nas je prevarila Jugoslovenska narodna armija i uzela je sve na oružanje. Mi smo za vrijeme najveće njihove najezde, mi smo pravili puške, bombe, granate i sopstvenom proizvodnjom uspjeli smo da zaustavimo tenkove. Uspjeli smo da ne omogućimo tu četvrtu silu evropsku u naoružanju. Ali, nažalost, Evropa se nije stavila na našu stranu, nego je pokušala da im omogući i da im pomogne da nestane muslimana na ovim prostorima. Međutim, to se nikad ne može desiti. Mi smo kroz ovo ispali još jači. Sačuvali smo identitet svog naroda, islama, i na ovim prostorima ćemo biti, učvrstili smo kroz ovu revoluciju i ovaj ustanak, zahvaljujući prije svega Ali Izetbegoviću, koji je svojom mudrošću i svojim autoritetom uspio da do ovoga naroda, da ovaj narod pokrene u borbu i da ga digne na ustanak protiv, nažalost, dojučerašnjih komšija, neprijatelja. I čim se narod digao na ustanak, čiji je osjetio da mu je ugrožen identitet, život i sve ono što je vjekovima stvarao, niko više ovaj narod ne može zaustaviti. I mogu vam poručiti da ovi ljudi, ma koliko bili bitni, ma koliko važni, ovi naši rahmetlije šehiti, oni su nama postrek da se borimo i za ono zašto su oni borili. Esselamu aleykum. Aleykum selam. Bozan. Namestu. Bozan. Tekbir.